Koç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle son ünitemiz olan doğa ve kimya ünitesini işleyeceğiz. Hadi gelin bakalım neler öğreneceğiz, ona bir göz atalım. Evet arkadaşlar, bu ünitede öncelikle su ve hayat kısmını göreceğiz. Suyun varlıklar için öneminden bahsedeceğiz. Yani canlılar için ne gibi bir önemi var, bunu konuşacağız. Daha sonrasında tabii ki su kaynaklarını öğreneceğiz ve bu kaynakları acaba nasıl korumalıyız, bunu işleyeceğiz. Ve tabii ki bizim için çok önemli olan suyun tasarrufundan bahsedeceğiz. Nasıl su tasarrufu yapmalıyız? Su tasarrufunun önemi nedir? Bunu konuşacağız. Ve en sonunda da suyun sertliği ve yumuşaklığından bahsedeceğiz. Sert su ve yumuşak su arasındaki farkları öğreneceğiz. Sonrasında ise çevre kimyasından bahsedeceğiz. Havanın, suyun ya da toprağın kirliliğine sebep olan bazı kimyasalları burada göreceğiz. Ve en sonunda da tabii ki su ve toprak kirleticilerle konumuzu tamamlayacağız. Pekala, derse başlamadan önce tabii ki ne yapacağız? Ödevlendirmemizi yapacağız arkadaşlar. 0'dan 9'a konu anlatımlı soru bankamızdan son ünitemizi bitireceğiz. Bugüne kadar zaten buradaki bütün ödevleri yapmışsınızdır. Ve son kısma geldik artık. 5. ünitemiz olan doğa ve kimya ile sayfa 182'den 200'e kadar bütün sorularımızı çözeceğiz. Ve konuyu pekiştireceğiz. Unutmayın, burada konu anlatımı ve daha sonrasında sorularımız var. Bunları da bir güzel çözmemiz gerekiyor konuyu iyice anlayabilmemiz için. Peki 0'dan 9'a konu anlatımlı soru bankasından sonra bir de ne yapacağız arkadaşlar? Dinamo soru bankasından iyice konuyu pekiştireceğiz. Yine aynı şekilde son kısım 5. ünitemizi sayfa 195'ten 216'ya kadar ne yapacağız? Bir güzel çözeceğiz ve dönemi kapatacağız arkadaşlar. O zaman haydi gelin dönemin son konusuna başlayalım. Evet, ne göreceğiz dedik arkadaşlar? Öncelikle suyun varlıkları için öneminden bahsedeceğiz. Tabii ki insan vücudunda bulunan en büyük şey nedir? Sudur arkadaşlar. Özellikle de yeni doğan bebeklerin vücudunda %75-80 oranında bakın su bulunur. Yetişkin bir insan vücudunda ise %55-75 oranında ne vardır? Su vardır diyeceğiz. Yani aslında su insan vücudunda bulunan en fazla bulunan maddedir diyebiliriz. Bizim için de tabii ki su çok önemli. Canlılığın devam edebilmesi için çok gerekli olan bir madde kendisi. İnsanların ta varoluşundan beri kullandığı da bir kaynak. Yeri geldi temizlikte kullandık. Yeri geldi işte tarımda kullandık. Yani ilk yerleşik hayatta bile su kaynakları var mıydı? Vardı ve hatta ilk insanlar ne yapıyorlardı? Su kaynaklarına yakın yerlerde aslında yaşamlarını sürdürmüştü. Çünkü buralarda hani suyun kullanımını böylelikle gerçekleştirmiş olmuşlardı. Bu bizim için önemliydi. Yani suyun tarihi ile ilgili neler söyleyebiliriz dersek, su ta ilk yerleşik topluluklarda bile bizim için çok önemli bir kaynaktı diyebiliriz. Bunun dışında biz insanların suya olan bir ihtiyacı var değil mi? İnsan vücudunun mesela günlük su ihtiyacı var ve bu neye bağlı olarak değişir dersek, içerdiğimiz vücudumuzda bulunan su miktarına, yine bizim harcadığımız enerjiye bağlı olarak aslında suya olan ihtiyacımız değişkenlik gösterebilir. Tabii ki vücut ağırlığı, enerji harcaması arttıkça da suyun ihtiyacı ne olur? Vücudumuzun artar diyebiliriz. Yani özetle bizim için suyun varlığı çok önemli. Evet, insan vücudu için çok önemli ama insanların dışında diğer varlıklar için de su önemli midir dersek, tabii ki önemli arkadaşlar. Bitkilerde mesela su oranı oldukça yüksek. Çünkü bitkiler fotosentezde, terlemede ya da besin maddesi dağılımı gibi çeşitli işlemlerde ne kullanıyor arkadaşlar? Suyu kullanıyor ve yeterli su olmasa da bir bitki ne yapamaz? Gelişemez, canlılığını devam ettiremez diyebiliriz. İnsanlar için su önemli dedik, bitkiler için su önemli dedik ve tabii ki hayvanlar için de yine su çok önemlidir diyeceğiz. Hücre aktivitesini ne yapıyor hayvanlar? Gerçekleştirmek için suya ihtiyaç duyuyorlar. Bunun dışında sindirimde yine tıpkı insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da aslında yiyecekleri sindirmek amaçlı ya da vücut sıvılarını oluşturmak amaçlı su oldukça önemlidir diyeceğiz. Yani özetle bir canlının yaşaması ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için su çok önemli. Endüstriyel olarak da biz aslında su kullanıyor muyuz? Tabii ki kullanıyoruz. Endüstride suyu nerelerde kullanıyoruz dersek, ham maddelerde, solventlerde, yani çözücülerde, su uluslararası bir çözücü çünkü, ya da soğutma sıvısı, taşıma maddesi ya da enerji kaynağı olarak ne yapıyoruz arkadaşlar? Sudan yararlanıyoruz diyebiliriz. Peki su bizim için bu kadar önemliyse, su kaynaklı
kaynaklarını biz nerelerde bulabiliyoruz ve bu su kaynaklarını nasıl korumalıyız? Gelin bir de ondan bahsedelim. Bakın, yeraltı suları, akarsular, göller, denizler, okyanuslar, kar ve buzullar dünyadaki su kaynaklarını oluşturur. Ama ancak baktığımızda dünyadaki suyun %97'si tuzlu su ve sadece %3'lük kısmı tatlı sudur ve bize lazım olan kısım neresidir derseniz arkadaşlar, tabii ki %3'lük kısımdır. Yani baktığınızda çok az bir miktarı biz kullanabiliyoruz. O zaman biz bu su kaynaklarını ne yapmalıyız? Tabii ki korumalıyız. Çünkü baktığımızda dünyada çok ciddi anlamda bir insan nüfusunda artış var. Bu da aslında kişi sayısına düşen su miktarını oldukça az olduğunun bir göstergesi. Peki bu tatlı su, yani %3'lük kısmın nerelerde bulunduğuna bakacak olursak da buzullarda ve buz tabakalarının içerisinde arkadaşlar tatlı su bulunur. Bunun dışında tatlı suyun bir kısmı da yeraltı suyu olarak karşımıza çıkar. Bakın %30'luk kısım yeraltı suyuyken %68'lik kısım ise buzullarda ne yapmakta? Bulunmakta diyeceğiz. Çok çok küçük bir kısmı da havada nem olarak bulunuyor arkadaşlar. O zaman diyoruz ki %3'lüğün %30'u yeraltı suyu, %68'i ise buzullarda. Yani çok çok küçük rakamlar bunlar. Bunu bizim için önemli bir kısım olduğunu da atlamayalım. Yine aynı şekilde yüzeyde bulunan sulara baktığımızda nehirler, bataklıklar ve göller olmak üzere yüzey suyu da ayrılıyor arkadaşlar. Yani çok küçük bir kısım %3'ün, yine %03'ü yüzey suyu olarak geçiyor. Ve burada da tabii ki nehirler ve göller bizim karşımıza çıkıyor kullanım alanı bakımından. Yani aslında kullanabileceğimiz su kaynağı miktarı çok çok az diyebiliriz. Peki o zaman madem bu kadar su kaynağımız azsa bizim, su tasarrufu mu yapmalıyız derseniz kesinlikle yapmalıyız. Çünkü dünyada nüfusta ciddi bir artış var. Bunun dışında küresel ısınma dediğimiz bir şeyimiz var. Yani küresel ısınmadan dolayı iklim değişiklikleri yaşanıyor. Suyun yeryüzündeki dağılımı ya da aşırı su kullanımı ya da su kaynaklarını kirletmemiz, bilinçsiz bir şekilde kullanmamız nedeniyle dünyada ne yaşamaktayız arkadaşlar? Su sorunu yaşamaktayız. Bu yüzden de canlılığın yaşamın devam edebilmesi için su tüketiminde muhakkak ne yapmalıyız? Tasarrufa başvurmalıyız. Bu bizim için oldukça önemli. Peki ne gibi su tasarrufu yapabiliriz? Tabii ki gereksiz su israfından kaçınmalıyız arkadaşlar. Mesela bozuk bir musluğumuz varsa evde, bunu muhakkak tamir etmeliyiz. Ya da bunun dışında tatlı su kaynakları bizim için çok değerliydi. O %3'lük kısmı muhakkak korumalıyız. Yani kimyasal ve zararlı atıklarla bu %3'lük kısmın kirlenmesini ne yapmalıyız? Önlemeliyiz. Bunun dışında çamaşır ya da bulaşık makinalarını kullanmak bizim için daha iyi. Elde yıkanan bulaşıkların aslında çok ciddi su harcadığını araştırmışlar ve bulmuşlar. Bu yüzden makinalara başvurmalıyız ve bu makinaları maksimum kapasitede ne yapmalıyız? Kullanmalıyız arkadaşlar. Yani tam doldurmadan aslında çalıştırmamalıyız. Bunlar gibi böyle küçük küçük görünen tedbirlerle aslında tonlarca su tasarrufunu yapabiliriz ve böylelikle geleceğimizi kurtarabiliriz arkadaşlar. Bizim için su tasarrufu oldukça önemli diyeceğiz. Pekala. Bizim bir de bazı sularımız sert su, bazı sularımız ise yumuşak su olmak üzere karşımıza iki şekilde çıkıyor. Normalde bildiğimiz saf su tatsız, kokusuz, renksiz bir su aslında. Yani renksiz bir madde. İçinde vücut için gerekli olan bir takım iyonları saf su ne yapmıyor? Bulundurmuyor. Bulundurmadığı için de içilmesinin hani sağlık açısından bir zararı olmayacağı gibi bir faydası da yok. Yani tükettiğimiz sularda muhakkak insan vücudu için gerekli iyonlar, mineraller ne yapmalı? Bulunmalı. Peki yağmur suyunu düşünecek olursak, yağmur suyu da toprağa karışıp kayalardan ne yapar? Süzülür. Süzülürken geçtiği yerlerdeki mineraller de çözünür ve çözünmesi sonucunda bu mineraller suyun yapısına geçer. Ve böylelikle yeraltı suları aslında yapısında çözünmüş iyonları ne yapar? İçerir diyebiliriz. İşte bizim için önemli olan o zaman yapısında gerekli olan, insan vücudu için gerekli olan minerallerin bulunması arkadaşlar. Eğer şayet ama bir suyun içerisinde çözünmüş iyon miktarı mesela düşükse, yani çok ciddi anlamda yüksek değilse ve bu su lezzetliyse, insan vücudu için gerekliyse, biz o sulara yumuşak su adını veririz. Yumuşak
su adını vereceğiz. Yani aslında biz yumuşak suyu mu tüketebiliyoruz? Evet, bu bizim için önemli. Ama olur da bir suda çözünen özellikle ve özellikle kalsiyum ve magnezyum gibi iyonlar fazla ise biz bu sulara sert su adını veririz arkadaşlar. O zaman diyoruz ki bir suyun yapısında kalsiyum artı 2 ve özellikle magnezyum artı 2 gibi 2A grubunda bulunan elementlerin iyonları varsa şayet bu sular neymiş? Sert suymuş. Biz sert suyu ne yapmıyoruz? Tüketemiyoruz. Çünkü sert su içerisinde bu iyonların değerliği artı 1'den yüksek. O yüzden de bu katyonların miktarı ne kadar fazlaysa bir suyun da sertliği o kadar fazla olur diyeceğiz. Yani biz sert suyu hayatımızda istemiyoruz. Sert su bizim için iyi bir şey değil arkadaşlar. Mesela sağlık açısından suyun sert olması çok önemli değil. Ancak suyun lezzetini ya da temizleme kapasitesini bu etkiliyor. İçime evet lezzetli değil ve temizleme gibi bir özelliği de sert suyun yok. Mesela eğer kullandığınız suyunuz sert bir su ise sabunu kolaylıkla köpürmediğini fark edersiniz. Ellerinizi yıkarken sabun bir türlü ne yapmaz? Köpürmez. Bu nedenle de kullanacağınız sabun miktarı ne yapar? Artar. Yani sabun sarfiyatını arttırır sert su. O yüzden yumuşak sularda sabun çok rahat ne yapar diyeceğiz? Köpürür diyeceğiz. Bunun dışında sert su buharlaştığında çok miktarda çökelti yani kireçlenme bırakır. Şehir şebeke hatlarında, su borularında, kazanlarda ne yapacak? Bir miktar tortu bırakır diyeceğiz. Yani sert su aslında çöküyor muymuş? Evet, çökeltiye sebep oluyormuş. Yani kireçlenmeye sebep oluyormuş. Peki unutmamamız gereken bir kısmımız var. Gelin bir ona göz atalım. Acaba burada bizim için ne saklı? Bir de ona bakalım istiyorum. Suların kullanılmadan önce renk, koku, tat ve bulanıklık, mikroorganizmalar gibi istenmeyen özelliklerinin iyileştirilmesine ne denir diyoruz? Su arıtımı denir. Yani biz suları kullanmadan önce muhakkak arıtıyor muyuz aslında? Evet. O istenmeyen özelliklerini geçiriyoruz. Su arıtımından sonra mı suları tüketiyoruz? Evet. Bu da bizim için oldukça önemli bir kısımdı arkadaşlar. Pekala. Gelin gördüklerimizi bir pekiştirelim. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri tatlı su kaynaklarındandır? Hatırlayın, dünyada %3 oranında ne vardı? Tatlı su vardı arkadaşlar. Bu bizim için önemliydi. Çoğunluğu nerede bulunuyordu? Buzullarda bulunuyordu. Bir kısmı yeraltı sularında bulunuyordu ve diğer küçücük bir kısım da havadaki nemden mi geliyordu? Evet. O zaman hangileri tatlı su kaynağı olarak karşımıza çıktı? Buzullar, yeraltı suları ve havadaki nem diyebiliriz. Güzel bir soru. Çünkü bizim için önemli olan kısım neresiydi? Tatlı su kaynaklarıydı. Pekala. Geldik çevre kimyasına. Acaba bizim havamızı, suyumuzu ya da toprağımızı kirletecek bir takım kimyasallarımız var mı? Gelin bir de ona göz atalım. Öncelikle hava kirleticilerden başlayalım arkadaşlar. Şimdi mantık kuralım. Diyoruz ki atmosfere, canlılara ve çevre üzerinde zararlı etkiler bırakan bir veya birden fazla kirleticinin havada bulunması aslında hava kirliliği olarak mı kabul edilir? Evet. Peki hava kirliliğine acaba sebep olan şeyler ne? Gelin bir de onu öğrenelim. Volkanik patlamalar, bir takım orman yangınları ya da toz fırtınaları, okyanuslar, denizler ve bitkiler gibi doğal olaylardan havaya yayılmış olabileceği gibi ulaştırma, endüstri ve ısınma gibi insan faaliyetleri sonucunda da ortaya çıkabiliyormuş bu hava kirleticiler. Özellikle ve özellikle bakın volkanik patlama, orman yangını ve toz fırtınaları bizim için çok çok mühim kısım. Çünkü bunlar bizim için havayı kirleten büyük faktörler. Yani havamız kirlenebiliyor arkadaşlar. Tabii ki burada da yine hava kirleticilerden dolayı bir takım dikkat etmemiz gereken şeyler olacak. Peki burada bir bunları bir kısmımız var. Acaba bizim özellikle hava kirleticilere ait neyi bilmemiz lazım? Bir de ona bakalım. Bakın ne acaba havayı kirletir? Bu hava kirleticileri başında bakın kim geliyor? Azot oksitler geliyor. Karbondioksit ve kükürt oksitleri gelmekte. Bunlar bizim için çok büyük tehlike arz ediyor arkadaşlar. Havamızı kirletiyor. Azot oksit deyince aslında NOx şeklinde gösteririz. Azot monoksit ya da azot dioksit gibi yapılar karşımıza gelir. Karbondioksit dediğimiz neydi? CO2 diye yazılıyordu. Hatırlayın formülünü. Ya da kükürt
gümbürt oksitler de yine aynı şekilde SOX olarak karşımıza çıkar. Buradaki X 2 de olabilir, 3 de olabilir. Yani SO2 ya da SO3 şeklinde karşımıza gelebilir. O zaman bakın, hava kirleticiler deyince aklımıza bu üçü mü gelecekmiş? Evet. Gelin o zaman diyelim ki biz bu oksitleri bir detaylı görelim. Mesela azot oksitler havayı kirletir dedik. Nasıl kirletiyormuş? Bir de ona göz atalım. Atmosferde tabii ki bildiğiniz gibi azot var. Yüksek sıcaklıklarda oksijenle ne yapıyor bu azot? Reaksiyona giriyor, tepkimeye giriyor. Ve bunun sonucunda NO, NO2 gibi azot oksitlerini oluşturur arkadaşlar. Ve böylelikle bu azot oksitler ne yapar? Atmosferi kirletir. Çünkü mesela NO'yu örnek verecek olursak NO suda ne yapmaz? Çözünmez. Ancak NO2 oluşumuna neden olur. NO2 ise suyla ne yapar arkadaşlar? Tepkimeye girer ve HNO3 dediğimiz nitrik asit, hatırlayın, kezzap dediğimiz maddenin oluşumuna sebep olur. O zaman bakın, NO2 dediğimiz azot oksitimiz ne yapıyormuş? Suyla tepkimeye giriyormuş ve bunun sonucunda nitrik asit oluşturuyormuş. O zaman havada nitrik asitin oluşması demek gökyüzünden asit yağması demek arkadaşlar. İşte bu yüzden NOx yapıları yağmur suyu ile reaksiyona girerse asit yağmurlarına ne yapar? Sebep olur. Bu bizim için çok büyük bir sıkıntı arkadaşlar. O zaman asit yağmurlarına sebep olan gazlardan biri aslında NOx gazlarıdır. Yani özellikle NO2'dir diyebiliriz. Aynı zamanda azot oksitler bakın küresel ısınmaya neden olan ozon gazı oluşumunu da ne yapar? Arttırır ve böylelikle dolaylı sera gazı olarak da biz azot oksitleri tanımlayabilir miyiz? Evet, tanımlayabiliriz. Evet, peki. Madem azot oksitleri gördük, öğrendik, geri kalan karbondioksit ve kükürt oksitler de neydi? Havayı kirleten kimyasallardı aslında. Yani hava kirliliğine sebep olan maddelerdi. Gelin bir de ona göz atalım. Karbondioksite geldiğimiz zaman, şimdi otomobillerden mesela ya da uçaklardan ne oluyor? Karbondioksit salınımı oluyor arkadaşlar. Bunun dışında enerji santralleri, mesela benzin ve doğalgaz gibi fosil yakıtların yakılması sonucunda havaya biz ne veriyoruz? Karbondioksit veriyoruz. Yine aynı şekilde tıpkı azot oksitler gibi karbondioksit de hem küresel ısınmaya ve buna bağlı olarak da gelişen iklim değişikliğine birinci dereceden sebep olan bir sera gazı olarak karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor arkadaşlar. Bunun için neler yapabiliriz? İşte otomobil kullanımını azaltabiliriz. Daha toplu taşıma araçlarına yönelebiliriz mesela. Böylelikle fosil yakıtları daha az mı kullanmış oluruz? Evet, o yüzden diyoruz ki karbondioksit salınımı da bizim için iyi bir şey değil arkadaşlar. Ve son olarak kükürt oksitlerden bahsettik az önce. Yine hava kirletici olarak karşımıza çıkıyordu. Kükürt dioksit, yani SO2 dediğimiz bileşiğimiz atmosferde ışığı yansıtarak güneş ışığını ne yapıyor arkadaşlar? Tutuyor ve dünyanın soğumasına neden oluyor. Volkanik patlamalar sonucunda açığa çıkan büyük miktarlardaki kükürt dioksit yıllarca sürebilecek küresel soğumaya neden oluyor. Yani o zaman diyoruz ki SO3 ise mesela, yani SO2'nin dışında SO3, yani SOX demiştik bunlara. SO3 ise atmosferdeki su buharı ile yine etkileşerek asit yağmuruna ne yapar arkadaşlar? Sebep olur. Bakın az önce azot oksitlerden ne dedik? NO2 su ile tepkimeye girer dedik ve neye sebep olur dedik? Nitrik asite sebep olur ve böylelikle havadan asit yağabilir dedik. Yine aynı şekilde kükürt dioksit, yani SO2 de yine havadaki su ile tepkimeye girerse bunun sonucunda H2SO4, yani sülfürik asit zaç yağı dediğimiz yapı oluşur ve havadan yine ne yapmaya başlar? Asit yağmaya başlar arkadaşlar. İşte o yüzden bu tarz oksitler hava kirliliğine hem sebep olur hem de asit yağmurlarına karşımıza ne yapar? Getirir diyeceğiz. Peki ne dedik? Sera etkisinden biraz bahsettik. Nedir bu sera etkisi? Yani sera gazları aslında nelerdir? Bir de gelin ona bakalım. Bakın, sera gazları, su buharı, karbondioksit, metan yani CH4 ya da azot oksit, ozon ve kloroflorokarbonlar gibi bazı kimyasalları yapısında içeriyor. Bu sera gazları ne kadar fazlaysa aslında dünyada sera etkisi o kadar fazladır diyebiliriz. Özellikle de CFC gibi kimyasallar bizim için oldukça sıkıntı. Peki ozon tabakası dediğimiz bir tabakamız var değil mi? Yani atmosferde bulunan gazlardan biri ozon gazı aslında. Atmosferin alt katmanlarında bulunan
bulunan ozon gazı da hava kirletici olarak davranıyor arkadaşlar. Mesela diyoruz ki ozonosfer dediğimiz bir tabakamız var. Atmosferin üst katmanlarında bulunan ozon gazının oluşturduğu bir tabaka kendisi. Ve tabii ki bu ozon tabakası aslında bizi ne yapıyor? Yani hem bizi, bütün canlıları, dünyayı mor ötesi ışınlardan ve güneşin yine aynı şekilde zararlı ışınlarından koruyan bir katman kendisi. Kalkan gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani ozon tabakası güneşten gelen zararlı ışınların bir kısmını engelliyor. Ancak diyoruz ki mesela CFC dediğimiz gazımız, bunun gibi gazlar, yani kloroflorokarbonlar ya da işte klor ve flor içeren kimyasallar ozon gazını ne yapıyor? Parçalıyor arkadaşlar ve ozon tabakasının zarar görmesine ve ozon tabakasının zamanla incelmesine sebep oluyor. E peki düşünelim, ozon tabakası incelirse, yani zarar görürse biz ne yaparız? Güneş ışınlarından gelen zararlı ışınları aslında dünyamıza almaya başlarız. Bu canlılar için oldukça sıkıntı mı? Evet, sıkıntı. O zaman diyoruz ki bu tarz hava kirletici olan kimyasallar ozon tabakasının da incelmesine sebep oluyor ve sera etkisine ne yapıyor diyeceğiz? Sebep oluyor diyeceğiz. Pekala. Bunun dışında şimdi hava kirleticilerden bahsettik. Su ve toprak kirliliğine sebep olan şeyler de var mıdır derseniz tabii ki var. Unutmayın, bir şey suyu kirletiyorsa tabii ki toprağı da kirletir mi? Tabii ki kirletir. Kimlerdir bunlar dersem, plastikler, kullandığımız su şişeleri mesela en basitinden. Ya da deterjanlar, evimizde hepimizin kullandığı bir madde aslında. Organik sıvılar, ağır metaller, piller. Mesela pili evde hepimiz kullanıyoruz. Yapısında yine ağır metal içeriyor mu piller? Evet, içeriyor. Bunun dışında bir de tabii ki fabrikalardan gelen endüstriyel atıklar suyu ve toprağı ne yapar arkadaşlar? Kirletir. O zaman diyoruz ki bunlar bizim için çok önemli. Yani dışarıdan bu tarz kimyasalların doğaya karışmasını ne yapmalıyız? Engellemeliyiz. Mesela plastikleri düşünelim. Plastiklerin polimer yapıda olduğunu ta dönemin en başında öğrendik. Yapılarında karbon var, hidrojen var, oksijen, azot gibi elementlerin olduğu monomerler bir araya geliyor ve polimerleri, yani plastikleri oluşturuyor. Bunu biz daha önceden öğrenmiştik polimer kimyasında. Bakın, oldukça zararlı. Mesela toprağa attığımız bir pet şişe çok uzun yıllar boyunca ne yapıyor arkadaşlar? Çözünmeden orada kalıyor ve toprak kirliliğine sebep oluyor. Yine aynı şekilde deterjanlarda bulunan fosfatlar nedeniyle aslında sudaki canlı hayatı olumsuz etkileniyor. Balıklar ya da işte bunun dışında mercanlar, ahtapotlar bu işten olumsuz bir şekilde etkilenmiş oluyor. Eğer şayet sularda aşırı yosunlaşma varsa bunun nedeni aslında kimdir? Deterjanların yapısındaki fosfatlardır arkadaşlar. Fosfat dediğimiz yapı neydi? PO4-3'tü. Yani fosfat iyonunu yapısında çok ciddi bir şekilde ne yapıyor deterjanlar? Bulunduruyor ve bu da yine sulardaki canlı hayatını olumsuz etkiliyor diyebiliriz. Endüstriyel alanda kullanılan organik sıvılara ne örnek verilir dersek? Petrol, aseton, karbon tetraklorür, benzen, etil alkol, asetik asit gibi kimyasal maddeler endüstri alanında kullanılan organik sıvılardır diyebiliriz. Peki bunun dışında madencilik endüstrisinde kullanılan bir takım kimyasallarımız var ve bu kimyasallar toprakta bulunan ağır metallerin çözünmesine sebep oluyor. Mesela toprakta çözünen eğer ağır bir metal varsa oradan ne yapıyor? Toprak yardımıyla yeraltı sularına karışıyor. Böylelikle yeraltı sularına karışırsa bitkiler de yer altından çektiği, köklerinden çektiği sularla kendi yapısına nüfus etmiş oluyor. Ve böylelikle canlılara ve çevreye zarar vermiş oluyoruz. Evlerde pil kullanıyoruz dedik. Kadmiyum, kurşun, cıva, nikel gibi ağır metaller pillerde var mı? Var. Ya da hepimizin elinde cep telefonu var. Mesela lityum pilleri, bu yine kullanım alanlarımızdan biri. Bu tarz ağır metallerin aslında pillerin yapısında olduğunu bilmeliyiz. O zaman diyoruz ki pilleri de mesela kalkıp da suya ya da toprağa ne yapmamalıyız? Atmamalıyız arkadaşlar. Bu da bizim için önemli. Bir de tabii ki sanayi alanımız var. Endüstri ve üretim tesislerimiz var. Bir işlem öncesinde veya
yıkandıktan sonrasında eğer endüstride bir üretim yapılıyorsa açığa çıkan bir takım atıklarımız oluyor. İşte biz bunlara da endüstriyel atık adını veriyoruz. Ne olabilir dersek petrol rafineleri, otomobil fabrikaları, elektrik üretim santralleri, işte çimento fabrikaları, tekstil fabrikaları gibi birçok alanda aslında endüstriyel ne üretmekteyiz? Atık üretmekteyiz arkadaşlar ve yine bu endüstriden gelen atıkları tabii ki suya ve toprağa ne yapmamalıyız? Atmamalıyız. Bu da bizim için oldukça önemli bir kısım. Peki gelin bizim Dinamo Soru Bankası'nda sayfa 204'teki birinci soruyu beraber bir çözelim. Yukarıda bir takım kirleticileri vermişler ve çevreye verdikleri zararlarla eşleştirmelerden hangilerinin doğru olduğunu bize soruyorlar. Şimdi deterjana ait ne vermişler? Yapısındaki bakın dikkat edin fosfat su yosunlarını aşırı bir şekilde büyütür ve canlıların oksijen almasını engeller demiş. Bu doğru muydu? Doğruydu. Deterjanların yapısındaki fosfat sularda bulunan canlıların yaşamasını engelliyordu. O yüzden deterjanları kesinlikle suya ve toprağa dökmeyecektik. Bu bizim için önemliydi. Yağlı sanayi atıklarından bahsediyor. Su yüzeyini kaplar diyor. Suyu ve suyun yüzeyini kaplar diyor. Ve su canlılarının yine yeterli oksijen almasını engeller diyor. Sanayi atıklarının yağlı olan kısmını eğer biz denize dökersek ne olur arkadaşlar? Denizin yüzeyinde o yağ birikir. Böyle bir durumda da tabii ki suyun altında yaşayan canlıların oksijen almasını hatta ve hatta güneş ışınlarını yine suyun içerisine gitmesini bu durum engeller mi? Evet engeller. O zaman bu da güzel bir kirletici aslında. Biz buna da yine dikkat etmeli miyiz? Etmeliyiz. Peki endüstride kullanılan asitlerin atıklarına baktığımızda eğer biz endüstride kullanılan asit atıklarını suya karıştırırsak suyun pH'i değişir mi? Kesinlikle değişir ve su canlıları bu durum zehirler mi arkadaşlar? Tabii ki zehirler. Ortamda çok ciddi asit varsa asit tahriş edici korozyona uğratan aşındırıcı bir madde. Öyle düşünün. Tabii ki çok asidik bir ortamda canlılar ne yapamaz? Yaşayamaz. O zaman bu eşleştirmelerden hepsi nedir diyeceğiz? Doğrudur diyeceğiz. Pekala. Konu biterken neler gördük bir kere daha şöyle bir tekrar edelim. Su ve hayatta suyun varlıklar için öneminden bahsettik. Su bizim hayatımızda olmazsa olmazımızdı arkadaşlar. Bizim için çok değerliydi. Ve bu yüzden de su kaynaklarının nerelerde olduğunu iyi bilmeliydik. Malum yaşam için önemli. O yüzden de nereden su elde edebiliriz bilmeliyiz. Ve baktık ki dünyada tatlı su sadece %3 oranında. Yani oldukça az bir kısma sahip. Bu yüzden de biz bu kaynakları ne yapmalıyız? Korumalıyız. Çünkü çok ciddi anlamda bir nüfus artışı, sera etkisi söz konusu hayatımızda. O yüzden de kesinlikle su tasarrufu ne yapmalıyız? Yapmalıyız dedik. Hayatımızın devamlılığı için bunlar önemliydi. Ve hayatımızda tabii ki tükettiğimiz suya yumuşak su dedik. Yumuşak su bizim için lezzetli olan sabunun mesela köpürebildiği bir suyken sert sular bizim istemediğimiz yapısından kalsiyum ve magnezyum iyonlarını oldukça fazla bulunduran sulardı. Sert su ve yumuşak su arasındaki farkları kesinlikle ne yapacaktık arkadaşlar? Bilecektik. Bizim için önemliydi. Sonrasında ne gördük? Çevre kimyasından bahsettik. Hava, su, toprak gibi yapıların kirliliğine sebep olan kimyasalları konuştuk. Özellikle de kimler vardı? Azot oksitler vardı. NOx ile göstermiştik. Ya da bunun dışında SOx vardı. Karbondioksit gibi yapılar vardı. Bunlar oldukça sıkıntılı oksitlerdi. Ve en sonunda da su ve toprak kirleticilerden, plastiklerden, deterjanlardan ve endüstriyel atıklardan ne yaptık arkadaşlar? Bahsettik diyeceğiz. Evet, yorumlarınız bizim için çok önemli arkadaşlar. Sizin için bu video yararlı oldu mu? Bize öneri ve tavsiyeniz var mı? Muhakkak bunları yorumlara yazın ve tabii ki ödüllü soruların cevaplarını bulabiliyor musunuz? Bunları da bize yazmayı unutmayın ve son olarak da tabii ki videomuzu beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, karşınızda ödüllü sorumuz var. Haydi bakalım cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.